Selam millet. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Walking Dead Dixon dizisinin 4. bölümü yayınlandı ve ben de sizlerle bu videoda bu bölümde neler yaşandığını incelemeye çalışıp sizlerle paylaşacağım. Eğer ki kanalımda yeniyseniz bildiğiniz üzere Walking Dead ile ilgili pek çok videoyu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum ve bütün bu içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız sizler de kanalıma abone olabilirsiniz. Öncelikle bölüm incelemesine geri dönelim çünkü aksiyon ve entrika dolu özellikle de Paris yer altı mezarlarında geçen sahnelerle dolu bir bölümü geride bıraktık. Açılı sahneleri pek çok kişiyi şaşırttı. Fragmanlarda gösterilen ...bazı olaylar beklenenden farklı bir şekilde gelişti. Daryl'ın bir rayın üzerinde tutunduğu ve... ...Rohan'ın çocuğunun zombiler tarafından gözden kaçırıldığı an... ...özellikle dikkat çekiciydi. Daryl'ın su altında zombilerle savaştığı sahne ise... ...Walking Dead evrene yeni bir perspektif getirmiş. Rohan'la olan sahneye gelince bunun bir geri dönüş mü yoksa... ...Daryl'ın halüsinasyonu mu olduğunu anlamak biraz zor. Dizinin şu ana kadar ortaya koyduğu kadarıyla... ...Rohan'ın gerçekte kim olduğu gerçekten bir kurtuluş yolu mu... ...yoksa sadece bir inanç mı hala bir muamma. Dizinin de sezon finaline kadar bu sırrı saklayacağını düşünüyoruz ama şimdilik sahnenin bir halüsinasyon olma olasılığı daha yüksek görünüyor. Bu sezon Paris'in ilgi çekici yanlarını gösteriyor ve anladığımız kadarıyla bu, bu sezon Paris'e vereceğimiz son ziyaret olabilir. Paris'in bu tasviri Walking Dead'te görmeye alışık olduğumuz o kıyamet sonrası ABD'ye kıyasla tam bir zıtlık oluşturuyor. Paris'te hayat devam ediyor, yaşlılar huzuru sohbetlerde bulunuyor, kemen melodileri pencerelerden yankılanıyor ve kargaş halindeki o alt dünyadan etkilenmiş gibi görünmüyor. Dizi, mekanın muazzam görsel sunumu için alkışı kesinlikle hak ediyor. Şimdi hikayenin detaylarına odaklanma zamanı. Özellikle de Lohan hakkındaki sırrı çözen Kodron'un grubu ve Janet'in liderliğindeki ekip merkezde. Başlangıçta Janet'in Logan'ın önemini anladığı düşünülebilirdi. Herkesin bahsettiği çocuktan söz ederken onun da bir inançlı olduğunu ima etti. Ama hikaye ilerledikçe Janet'in sadece Umut için birlik grubunun yaydığı insanlığın kurtarıcısı efsanesini duyduğunu anlıyoruz. Bu çocuğun gerçekten var olduğunu keşfetmesi onu bir inançlı yapmaz. Tersine Umut birliğinin bu çocuğa duyduğu büyük ilgi nedeniyle Janet bunu bir engel olarak görüyor. Şimdi grup grubun görevi değişti. sadece Daryl'ın değil aynı zamanda Lohan'ın da peşindeler. Bölüm Daryl ve Lohan gibi iki ana hedefin aynı yerde izole edildiği sürükleyici bir noktada son buluyor. Bu muhtemelen dramatik bir karşılaşmanın kapıda olduğu anlamına geliyor. Sezonun en heyecan verici bir fragmanlarından biri olan 5. bölüm teaserını yakında detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hikayenin çekirdeği Daryl ve Isabel'in etrafında şekillenecek gibi duruyor. Ortak misyonları onları birbirine yaklaştırıyor ve bazı hayranlar da ister istemez aralarındaki kimyayı hissediyor ve onlar arasında bir romantizm sahnesi bekliyorlar. Bu bölümde bir diğer karakterse ise Queen'di. Queen'in Isabel ve Lohan'a verdiği tepkiler en çok endişe duyduğu karakterlerin bu ikisi olduğunu gösteriyor ve Daryl'ı ortadan kaldırma isteğini ima ediyor. Queen her ne kadar bu dizide mükemmel bir performans gösterse de Queen bence tam anlamıyla bir ana düşman karakteri değil. Paris atmosferine bir saygı duruşu olaraksa Demir Lady adına taşıyan bu bölüm izleyicilere Eiffel Kulesi'nin büyüsünü sunuyor. Gerçek Eiffel Kulesi'ne çekim yapılmadığı düşünüldüğünde dizi dikkat çekici ses tasarımı ve etkileyici CGI ile öne çıkıyor. Bu bölümde çocuk üzerindeki vurgu giderek artıyor. Çocuk bir grup için umut kaynağı olur, Ken Jonathan grubu için bir engel oluşturuyor ama her bölüm Daryl'la çocuk arasında onu korumaya yeten bir bağın olduğunu gösteriyor. Eiffel Kulesi'nin altındaki zombilerin ansızın ortaya çıkması biraz zorlama gibi geldi. Yıllarca onları hapseden barikatların çocuğun yaklaşmasıyla kolayca aşılıyor olması pek de mantıklı değil. Her şeye rağmen Daryl'ın o zombilere karşı gösterdiği performans izleyiciler için tatmin edici olmalı. Lohan'ın yakalanması bölümün alt hikayesini zenginleştirdi. Onun kurtarılması ana görevin sürdürülmesinde zorunlu kılıyor. Bu hikaye Queen gibi karakterlerin daha ayrıntılı olarak Alınması olarak alınması olanak tanıdı. Hikaye ilerledikçe Queen'in Lohan'ın babası ve Isabel e olan duygusal bağlantısı olduğuna dair ipuçları veriliyor. Isabel'in dizinin başlarında Lohan'ın babası hakkında anlattığı o kurgusal hikaye şimdi merak uyandıran bir şekilde bağlanıyor. Bir diğer önemli sahne ise Daryl'ın acıması sorgulama yöntemiyle vahşi doğası sergilemesiydi. Isabel'le olan diyalogundan önce Queen'in ona karşı tutumu hakkındaki gerçeklerin pek olumlu olmadığı anlaşılıyor ve potansiyel bir çatışma için zemin hazırlanıyor. Bölüm Lohan'ı kurtarmak adına Queen'in kalesine sızmaya odaklanıyor. Daryl stratejisi dikkat çekerken Fallon'un ekibinin planı yetersiz kalıyor. Queen'in Janet'la yaptığı takassa aralarında daha önce var olan bir ilişkiye işaret edebilir. Queen tipik kıyamet sonrası malzemeleri yerine bir tablo talep ediyor. Bu ilginç talebi altında daha derin bir sebep olmalı. Çocuk muhtemelen onun oğlu Isabelle bağlantı kurmak için belki de bu tablo bir anahtar olabilir. Fallon'un grubunun saldırısının stratejisi gerçekten çok kötüydü ve komikti. Düşmanlarına silahlı ve hazır bir şekilde yaklaşarak sür sürpriz yapma şansı olduğuna tereddüt ettiler ve bu da olsa ve etkisiz bir çatışmaya yol açtı. Bu sahne gerçekçilikten uzak ve zayıf kalmış. Ama Daryl'ın karakterini acımasızlığıyla birlikte insani yanında görmekteyiz. Anna'nın Queen hakkındaki motivasyonu ise dikkat çekici. Isabel'in varlığı onun için bir tehdit oluşturuyor ve bu kıskançlıktan kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Daryl ile Queen arasındaki dövüş kontrolün önceki dövüşüne benzemekte. Her iki dövüşte Daryl'ın direncini vurgulasa da dövüş kareografisinde kesinlikle eleştirmeler yapılması gerekiyor. Bölüm sonunda Isabel'in ile kalarak Daryl ve Rohan'ın kaçması olanak tanıma karar belirginleşti. Burada güzel bir fedakarlık örneği gösterdi çünkü Cenat'ın güçlerini şehre sardığını bilerek hepsi birlikte kaçamayacaklarını fark ettiler. Isabel Cenat'ın güçlerini meşgul ederek ve Queen'in etkisini kullanarak Daryl ve Luhan için bir kaçış yolu arayacak. Dizi boyunca Daryl olayların içine dahil olmaktan kaçındı ama doğuştan gelen o sorumluluk ve merhamet duyguları onu bu mücadeleye geri itti. Bu son bölümde Luhan'ın da dahil olduğu hikaye ana hedefe yani çocuğu belirli bir yere ulaştırmaya dönüyor. Bu finali 3. bölümdeki ani sona göre daha tutarlı bir his bıraktı. Genel olarak baktığımızda bölümü orta derecede iyi olarak değerlendirebiliriz. Bazı etkileyici aksiyon sahneleri barındırsa da önceki bölümlere göre daha sönük. Şimdiye kadar ki bence en zayıf ve en kötü bölüm bu olabilir. Bu ritim yoğun aksiyon sahnelerine doğru yavaş ilerleyen bölümler Walking Dead hatırlatıyor. Orada da önemli olaylar genellikle tek bir bölüme sıkıştırılıyor ve ardından daha yavaş karakter merkezli bölümler geliyor ve dramatik bir finalle son buluyordu. Gelecek bölüm için yapılan tanıtımda daha fazla gelişmeye işaret eden ipuçları var ve bu detayları da sizlerle en yakın zamanda kanalımda paylaşacağım. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bölümü genel olarak incelememiz bu kadardı. Yenilecek olduğum yeni içerikleri kaçırmak istemiyorsanız ve tüm gelişmelerden en hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.